Ben bir karara vardım Atıf. Gereği neyse yapacağız. Hiçbir suç cezasız kalmaz. Eğer Fırat Kazan bu çetenin bir üyesi ise cezasını mahkemeler verecek. Kararı alırken zorlandın galiba. Üzgün görünüyorsun. Pek mutlu değilim tabii. İyi o zaman ben düğmeye basıyorum. Efendim babacığım. Yok yok. Bir iki güne geleceğim öyle. Her şeyin sonuna geldik zaten. Yakında tehlikeli hiçbir şey kalmayacak. Ben şimdi müsait değilim. Arayayım mı seni? Tamam. Demek baban kaçırılmadığını biliyordu. Babamdan böyle bir durumu saklayamazdım. Aslında sürecin başından beri her şeyden haberdar. O da epey bir rol yapmak zorunda kaldı. Yalnız bir gün sonra arayıp haber verdim çünkü... Biliyor musun benim annem kalp hastası. Aslında biraz da o yüzden haber verdim. Sen yorgun gözüküyorsun. Bana bak, istersen kal burada. Ormana falan çıkar yürürsün, iyi gelir. İyi fikir aslında. Her şey üst üste geldi. Şadiye çıkıyor biliyor musun? Gerçekten mi? Çok güzel haber. Hadi hayırlı olsun. Geçmez. Kalbimi söküp aldı yine. Geçmez. Hayırsız o be. Ne zaman gördün ki onun ayrını? İşine baksan. Sana kimsenin hayır gelmez. Ben yalnız kalmaya mahkumum. Hayatım boyunca yalnız kalacağım. Sevemeyeceğim kimseyi. Çocuklarım olmayacak. Mutlu bir ailem olmayacak. Bir lanet var benim üzerimde. Ne olmuş? Tek başına paşalar gibi yaşarsın. Aç değilsin, açıkta değilsin. Paran var, pulun var, işin var. Kocan da olmayıversin. Salak. Hiçbir şey bilmiyorsun. Aptal aptal konuşma. Büyüyünce görürsün. Ablam zaten dersten kafasını kaldırıyorum ki. Ne anlar açtan meşten? Bir bildiği o zengin oğlanı uzaktan iç geçirmek işte. Görüyoruz oğlan peşinde koşanların halini. Alo baba. Kusura bakma az önce konuşamadık. Fırat Bey'in durumu netlik kazandı. Delillerin hepsi ortada. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Senin şu bankayla bir konuşman lazım. Adamların kulağına biraz kar suyu kaçırmakta yarar var. E biliyorsun 1000 tane kredimizde Fırat Kazan'ın imzası var. Sonra şaibe altında kalmayalım. Tamam. Hadi görüşürüz. Ben çocukken ateşten çok korkuyordum biliyor musun? Nerede ateş görsem böyle üstüne bir tane fırça atıp... ...defol git buradan diye bas bas bağırıyordum. Bir gün annemle babam dayanamadı. Bir tane sürahi verdiler. Git dök üstüne kaçar dediler. Harbiden döktüm. Tıs. Ne komik ya. Kendimi acayip güçlü, yenilmez bir adam zannediyordum o zamanlar. Su dökelim üstüne huzursuzdan. Senin yanında huzursuz olmak ne mümkün? İyi ki geldin canım çok sıkılıyordu. Ne oldu? Bana da çok iyi geldi burası. Şehrin gerginliğinden çok bunalmıştım. Ya bir şey diyeceğim. Bir şey mi oynasak? Ha? Olur oynayalım tamam. Yalnız pişti kuru kuru gitmez. Ben daha içmeyeceğim bundan. Sıcak çikolata yapayım mı? Olur vallahi iyi fikir. O zaman geliyorum.
gece için ömrümün yarısını verirdim Fırat. Atıf. Bana yapma, ben içmeyeceğim çikolata. Gidip yatacağım, tamam mı? İyi geceler. Güzel burası böyle. Sessiz. Bana bak. Çok düşünüyorsun bu aralar. Biraz makineleri soğutmakta yarar var. Az düşün. Düşünecek çok şeyim var daha. Ama böyle devam edersen elektriği trafodan keseceğim. Efendim? Kim? Dokunmayın, dokunmayın. Dokunmayın. Bırakın gelsin. Seni burada görmek ne büyük mutluluk. Ben de bu dağ başında beni kim bulabilir diye düşünüyordum. Sen bir deve kuşusun Atıf. Başın kumda, gelin dışarıda. Sebebi ziyaretin. Bu kadar yolu beni görmeye geldiğine göre önemli bir şey olmalı. Seninle konuşacağız Atıf. Bazı şeyleri açık açık konuşma zamanı geldi. Bence. Buyur konuş, dinliyorum. Senin benim hakkımda ne alıp veremediğin var? Bir saniye. Efendim? Ne diyorsun anlamıyorum. Sağır mısın? Baban elimizde. Senden isteklerimizi daha sonra bildireceğiz. Bizden haber bekle. Ali... Saim abla, babam nerede? İyi ki aradınız Atıf Bey. Sormayın, bugün korkunç şeyler oldu. Babanızla anneniz eve gelirken saldırıya uğramışlar. Babanızı kaçırmışlar. Anneniz de kalp krizi geçirdi. Şu an hastanedeyiz. Durumu ağır diyorlar. Durumu ağır ne demek? Neredesiniz? Hangi hastanedesiniz? Tamam, geliyorum ben. Ne oldu? Kötü bir haber mi var? Kötü bir haber mi? Babam nerede Fırat? Babamı bırakacaksın. Tamam, vazgeçiyorum soruşturmadan, boruşturmadan. Babamı bırak! Ne saçmalıyorsun lan sen? Ne demek ne saçmalıyorsun? Al belgeleri. Tamam, vazgeçtim hepsinden. Al belgeleri, hepsini yakabilirsin, tamam mı? Ya annem kalp krizi geçirmiş. Kadın öldü, ölecek. Ya Allah belasını versin belgesini de ver. Babamı bırak diyorum Fırat sana. Pazarlık yapalım. Beni al, babamı bırak, tamam mı? Fırat, ne oluyor? Doğru mu bunlar? İş buralara kadar geldi mi artık? Sen anlat Narin. İş buralara kadar geldi mi? Sen bu pislikle bir olup benim kuyumu mu kazıyorsun?
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.